Tabii canım, sempatik. Semparik. Ahbarik. So. Ho. Burası da kaldı. M. Minecraft. Sayın Yargıç, alın 1000 euro, dava kapanmıştır. O 1000 euro olsa. Benim kötü bir huyum var. Daha doğrusu bir kumar. O da ne biliyor musunuz? Kazino değil. Pavyon değil. Şans oyunları değil. Steam. Ben Steam yüzünden bunu kimse söylemedim. Yani yayında. Türkiye'de, yani tam Almanya'ya gelmeden önce bütün paramı Steam'e yatırdım. Ve borca girdim. Aynen bunu yaptım. Ve sonra bu borcu çok ağır, yani ağır değil yani, çok stresli bir şekilde ödedim yani. Ya. Ve şimdi aynısı. İndirimler. Bu da gidiyor. Bunu deneyelim mi? Yeni yaptığımız kasmayı. Abi o kondom makinelerinden bir tane kondom. Aa evet evet. Almadım. Ama başka makineler de varmış. Ondan da bir tane gördüm. Şimdi şöyle. Almanya'da eğer, tabii gidersiniz bilmiyorum. Almanya'da tren istasyonlarında çoğunlukla böyle halo. Çoğunlukla kondom makineleri olur. Ama kimse o kondom makinelerinden almaz. So. Bir taraftan da bir oyuncak makinesi var. Oyuncak mı desem bilmiyorum. Şöyle diyelim. Bunu ben nasıl açıklayayım bilmiyorum. Hani uzun bir yolculukta sıkıldığın zaman ve senin küçük arkadaşın bir yere girmek istiyor. Anlıyor musun? Yani o oyuncak da, nasıl anlatayım? Değişik. Ne? Süzümlemişim be. Zo. Ha. Au. Denemedim tabii ki he. Yani ben şunu merak ediyorum. Uzun yolculuk umarım trende olmaz. Düşünsene, trendesin. Birisi geliyor. Cap cup cap cup. Sen de böyle istiyorsun. Bilmiyorum yani. Ben denemedim. Halo. Ama galiba bunlar denemek istiyorlar. Bak inliyorum hatta. Abi hiç Ruladen yedin mi? Güzel. Aa güzel. O neydi? Ruladen. Yemiştim galiba. Bilmiyorum. Ama tabii ki kimse o makinelerden, çünkü o makineler gözüküyor. Oradan insanlar geçiyor. Herhangi bir tuvalette falan değil. Kimse almaz oradan. Bilmiyorum yani. Challenge. Challenge yapalım mı? Challenge. So. Haydi bakalım. Niye? Bir yerden başlamak lazım. Diri 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 diri. Zo. Burada mermer var. Neyse boş ver.
Bana gerçek bir şey lazım. Öyle oyuncakla olmuyor. Parayla fuhuş yasal. Evet. Parayla kendine bir şeyler alabiliyorsun yani. Mesela bununla paylaşacağın birisi. Allah Allah. Para o da şey mi? Para burada euro. Onu mu demek istiyorsun? Yok biz de burada Türk lirası kullanıyoruz. Hasan onu diyorsun. Ha tamam bir dakika. Para her şey mi? Aslına bakarsan hani diyorlar ya aman parayla mutlu olunmaz. Parayla şöyle olunmaz. Aslına bakarsan bu zamanlarda parasız mutlu olamaz. Hele Türkiye'de. Sinek. Halo. Ah. Hele Türkiye'de yaşıyorsan. Neden para mutlu olmak için gerekiyor? Mesela para olmadan... Yani parayla kendine bir şey alabiliyorsun. Yeni bir bilgisayar, yeni bir giysi. Parayla uçak bileti alıp veya uçak alıp bir yerlere gidiyorsun. Tatil yapabiliyorsun. Parayla hediye alabiliyorsun, yemek alabiliyorsun. Mutlu olmak için. O yemeği yiyorsun, mutlu oluyorsun. Bir oyun alıyorsun, mutlu oluyorsun. Bir kadın alıyorsun, mutlu oluyorsun. What? Yani... Türkiye'den Amerika'ya doğru yürüyerek gitsem ne kadar sürer acaba? Amerika mı? Yani Amerika'ya kadar yürümek yani. Suda da mı yürümek istiyorsun? Görüşürüz Helios, görüşürüz. Başka ülke kalmadı mı Zoftol? Ben ne yapayım bunu ya? Yavaş yavaş yaptım. Yavaş yavaş. Ben gerçekten Japonya'ya gitmek isterim. Yani şimdi değil tabii ama yaz tatilinde. 2020'nin yaz tatilinde umarım korona biraz şey olur. Gerçekten gitmek istiyorum. Oradan da güzel yayınlar açarız. Derim aha burası burası, şurası şurası. Çok güzel olur. Street walking. Derler buna. Biletler çok pahalı. O kadar değil. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben çok böyle Türkiye'den Almanya'ya, Almanya'dan Türkiye falan ekonomi sınıfında geliyordum. Şöyle bir şey var. Hani şimdi böyle lüks açısından değil. Zaten uzmanlar da bunu tavsiye ediyor. Uzun uçuşlarda hani ekonomide oturmak gerçekten hele benim gibi insanlarda pek sağlıklı değil. O yüzden belki böyle bir business class sadece gerçekten sağlık açısından o kadar para vermek istemiyorum çünkü aslında alırım. Bir tane business class. Çünkü sağlık. Ve sağlık her şeyden önemli. Buraya bir şey mi yapsak acaba? Tünelin yanındaki bir şey. I don't know. You know me? Sen kınıyor mu? Ah bunun şekerleri götürürüm maşallah. Acil çıkış. Oo Mabil. Marbil Akbil. Oo. Wow. Wow. Çakıldı bile sevdi bunu bak. Beraber geliyoruz. Biliyorum Zoftol. I know. Kimse demez. I know. O kadar da biliyoruz yani.
Sometimes I speak mi? I speak English. So very very good. And very bad. Sometimes I speak Sherman and Turkish. Turkish demişken Almanlar neden? Bak bir şarkı var. Almanlar hep o şarkıyı seviyor. Bir Türk şarkısı. O Türk şarkısı var ya senelerdir yani hangi Alman'a sorarsan sor herkes o şarkıyı biliyor. Neden bilmiyorum. Ah. Yorgunum. Seni gide fındık kıran. Kimin şarkısı acaba? Bir tahmin edin. Aa, her yerde. Her yerde. Bir de böyle oynuyorlar falan. Aa, güzel. Bilmiyorum. Ta küçüklüğümden beri. O Tarkan'ın işte fındık kıran şarkısı. Neyse artık yani. Herkes onu yani. Bilmiyorum. Şimdi. Burayı tabii şimdi kapatmamız gerekiyor. Sen nereden çıktın ya? Slime Ranger. Kenarlık. Tavan nasıl yapacağız? Gayet normal. Zo. Buradan başlayalım. Hayır. Dar olur. Zo. Yani bir tünel zaten böyle yani. Ne büyük ne küçük. Okay. Buradan su akıyor değil mi? Oh. Ya nice. Böyle olacağı belliydi. Ben bundan en iyisi birkaç tane daha yapayım. Zo. Ya YouTube'da dislike tuşu tamamen gitmiş. Dertler böyle bitti mi bilmiyorum. Aslına bakarsan mantıklı. Hani sevdin. Sevdiysen basıyorsun. Sevmediysen zaten gidiyorsun yani. Çoğu izleyici bu kanalda öyle yapıyor. Aa, bari bir like atın ya da dislike atın ya. Zo. Ben zaten YouTube kanalımla ilgili ya da Twitch ve YouTube'la ilgili ne güzel tükürdüm. Bir video çekmek istiyordum. Ta geçen hafta olmadı. Dün çekmek istiyordum olmadı. Zaman açısından. Bugün çekmek istiyordum olmadı. Artık yarın. Kanalın geleceği. Twitch'in geleceği. Benim geleceğim. Senin geleceğin. Okey bir dakika ben şöyle bir kapatayım bir saniye. What? O neydi şimdi? Bunu sen nereden aldın? Hatırlıyorum nereden aldığını. Ama beraber demişken bir yayıncı var. Belki söylemişim hatırlamıyorum. Onunla birlikte bir oyun oynayacağız. O benden oyunu daha iyi tanıyor. Bakalım ya haftaya. Belki de bu hafta. O benim geçmişim. Ama gerçekten yani her şey yani bayağı değişmişim değil mi yani? Surat açısından, bakışlar açısından. Hangi yayıncı? Söyleyeyim mi? Gerçi çoğunuz biliyorsunuz zaten. Zaftol hariç. Yine ödevlerin peşine Zaftol.
Neyse. Evet, büyümüşsün ve ışığı açmayı öğrenmişsin. Yani ben orada aslında bakarsan hani korku oyunu olduğu için ışığı kapattım ama hiç güzel değildi. Böyle biliyor musun, ilk başladığımda böyle şeydim. Ya ben çok kaliteli yapacağım. İlk başta da o kadar kaliteli yapacağım ki yer yerinden oynayacak demedim tabii ki ama yani. Bakıyorsun ve utan ya, ben utanıyorum yani şimdi. O videoları gördükçe utanıyorum. Şuraya kadar bir yapalım da. İyi ki yatağım orada. Wow. Zo. Işığı açmışım ama. Hangi yayıncı? Never Dare 32 ya da sadece Never Dare. Eskiden 32 idi. Yani kanalın adı. Never Dare. Yani şey gibi yani. Hello Dare. Bu da Never Dare. Diye bir yayıncı. O en çok ark gibi oyunlar oynuyor. Ve Seven Days to Die. Ben dedim ki ya zaten Seven Days to Die'yi oynamak istiyorum yayında. Neden? Onunla birlikte oynamayayım. Konuşmuştum hatta. Dedik oynarız, bakarız. Yani beraber Seven Days to Die oynayacağız. Volhagen, ah Volhagen, ah. Neredesin Volhagen? Kimsin sen? Ben kimim? Kim Jong-un? Wow. Ben yatağıma gitmek istiyorum da. Öyle bir imkan var mı? Hello. Zıbarmak isteyeyim ben. Au. Au. Obsidyen. Teşekkür ederim. Ya bir git ya. Geldik yani. Hallo. Zıbar. Bugün ilk defa kulağıma ağrıyor. Ağrıyor. Bu kulaklığı takınca. Ben bu ay yeni bir kulaklık da alacaktım. Hatta indirime geçti. 150 euro'dan 100'e düştü. Ama alamadım. Yani benim bütün param hepsi bu arşiv şeylere gitti. Arşiv malzemeleri. Ama artık istediğim kadar yerim var. İstediğim kadar video çekebiliriz. Yayın yapabiliriz. Sonunda. Ve ben şimdi bilmiyorum. Bu arşiv kanalına ne yapacağız? YouTube sağ olsun. Bütün videoları kapatıyor, engelliyor. Buna bir şey düşünmem lazım. Burası böyle miydi? Ben buraya yapıyordum. Neden şimdi buraya yapıyorum? Okey. Yapalım bakalım ya. İki yeri de yapayım. Of, 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 of. Yani tabi aslına bakarsan müzikler yüzünden. Bu kullandığımız Epic Playlist var ya, sohbetlerde. En çok da onlar yüzünden. Bir tane şarkı, 10 saatlik yayın. Gerçi bir tanesinde cinsel içerik olduğu için kapatmışlardı. O da GTA 5'te.
ilk GTA 5 yayınında. Yani o yayında ilk defa GTA 5 oynamıştım. Galiba 30. yayın olması lazım. Playlist'in linkini chat atabilir misin? Bunun linki yok. Ben bunu kendi şeyimde... Sağ ol. Şeyden oynatıyorum. Fubar diye bir playlist var. Ben ama biliyorsunuz hala Epic Playlist'i kullanıyoruz. Ama başka yayınlar için, mesela diyelim ki pazar yayınları için farklı bir playlist. Mesela böyle retro var ya. Synthwave. Retrowave. Birçok yayıncı kullanıyor. Hani bir değişiklik olsun. Güzel olmaz mı? Yani her yayında aynı playlist. İnsan bıkar yani. Aynen. Al et var orada. Kemiklerine et girsin. Burada belki biraz ışık eksik. Gidiyorum Gülürk. Ne gidiyorsun Volhig'in? Gitme. Sana muhtacım. Başımda tahtsın. Gözümde tarçın. Öyle miydi şarkı bilmiyorum. Tarçınım. Gitme tarçınım. İskelet trofimi. Ya git al götüne sok bunu. Öf. Çok lazım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gerçi bu testler yüzünden of. Yayın içinde şey yapamıyorsun yani. Dinlenemiyorsun, hazırlanamıyorsun. Ve sonra yoruluyorsun. Uykun geliyor. Hadi böyle diyorsun. Ve hala acım ben. Bu beni çok tutmuyor. Okay. Discord'a bakar mısın? Bakarım tabii ki. Original Live Minds. Car model mi? Bu ne ya? Was? Arkadaş bu ne? Yani bir taraftan güzel. Ne bileyim. Düşünsene bak. Telefonu eline alıyorsun. Telefonu eline alıyorsun böyle dışarıda geziyorsun. Koca koca adamlar yani mesela. Oyuncak zannedecek herkes onu. Aslında komik olur. La la. Sen olsan alır mıydın? Gerçi 180 lira o kadar da değil yani. Ben alsam mı acaba? Şakasına yani. Ne bileyim. Oh, acıkmışım ben. Aa, bir taraftan da bundan bir tane alalım. Hmm. Hayır. Oh, hayır. Bu bir eksikti.
Ben troll bir adamım ve bu da troll bir ürün. Yani bana lazım. Pardon, adam dedim. Oh. Ben ne yapardım biliyor musun? Bir oğlum olsa, diyelim ki bir oğlum var. Ve ona diyeceğim ki evladım, ben sana hem telefon alacağım hem de araba. Ya. O çocuk ne kadar sevinecek? Nasıl heyecanlanacak? Ama sonra gerçeği eline alacak. Araba, telefon ile bir arada. Teknolojinin son harikası. Teknolojinin son ağrısı. Ben hatırlıyorum, Avusturya'da benim de o kapaklı telefonlarımdan vardı. Ama gerçekten çok eski. Ve o zaman... o zamanlar bu akıllı telefonlar ilk çıkmıştı. Tabii benimkiler işte çok oynarım, çok şey yaparım diye almadılar. Arkadaşlarım böyle akıllı telefonlarla gezerdi. Ben o tuşlu telefonlarla. Ya. Ama gerçekten çok oynuyordum. Elimden alıyorlardı. Ailem yani. Ay boğazım. Ah. Pardon. Benim saçım küçükken turuncuymuş. Sonra sarıya dönmüş. Şimdi de koyu kahverengi. What? O bazılarda öyle oluyor değil mi? Benim de bir akrabam var. Gençlik fotoğrafına bakıyorum. Sarı saçlar. Ama şimdi... simsiyah. Benimkisi hep aynı kaldı. Ben ama saçımı da boyatmak istiyorum. Ama hangi renge boyatsam onu bilmiyorum. Böyle cyberpunk. Ah. Ay ay ay. Ben bunun farkındayım. Yani baya konsantrasyonum bozuk. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Ah, Covid. Allah the Covid, Covid. Şimdi al bakalım. Bunlar yeter mi? Ne var? Yani soft all. O da şeyin görevi yani, Nightbot'un görevi. Hadi ya. Neyse, biz buraya en son bakalım. İlk önce bir şuraları kapatalım. La 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 la. Aynen. Allah razı olsun. Tam da bunu istiyor. La 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 la. Evet. Gerçekten mi? Hayır, böyle yapma lütfen. Oy. En gıcık olduğum yer. Hani böyle böyle bu şekilde build yapınca. Ah. Böyle bir oyun da olsun. Hani build konusunda gerçekten çağlar açmış ya da açmış bir oyun olsun. Var mı öyle bir oyun? İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Hatasız. Engelsiz. Meymenetsiz. Zoom. Elon Musk'ın en sevdiği oyun Fallout 3 ve 4'müş. What? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Bak şimdi heyecanlandım.
Bunu tam olarak ne zaman söylemiş? Bak sen şu Elon'a. İnanılmaz bu Elon Musk. Ben önemli bir şey bakmam lazım.